mutlu, huzurlu bir aile yuvasında sevişmek ve cinsel sağlık önemlidir. Abla ne içeceğiz? Aşk çayı. Neden? İnsanlar sevişsin. Sence mantıklı değil mi? Antidepresan almak yerine sevişin. Kavga yerine, kavgaları bitirmek yerine sevişin. Muhabbeti arttırmak için sevişin. Şimdi bu Covid'le birlikte sıkışan bedenlerin bazen de dışarıdan bir takım destek ürünlere ihtiyacı var. Bu destek ürünleri aslında elimizin altında olan malzemelerle bedeni gevşetmeye yardımcı olacak çok da güzel formüller var. İşte bunlardan birini sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bugün aşk çayı formülümüz var. Neden? Ben diyorum ki antidepresan almak yerine işte gevşemek için bir takım ilaçlar, bir takım tedaviler yapmak yerine sevişin arkadaşlar. Hem muhabbetiniz artar, hem birlikteliğiniz daha keyifli hale gelir. İşte ev içindeki, aile içindeki enerjiniz çok daha mutlu ve huzurlu olur. Ama ve lakin günümüzde o kadar çok işte koşuşturmalar, stresler, hele şimdi bu Covid'le birlikte sıkışan bedenlerin bazen de dışarıdan bir takım destek ürünlere ihtiyacı var. Bu destek ürünleri aslında elimizin altında olan malzemelerle bedeni gevşetmeye yardımcı olacak çok da güzel formüller var. İşte bunlardan birini sizinle paylaşmak istiyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir çaydanlığımıza sıcak su koyduk, kaynamış su koyduk. Şimdi hemen bunun içine 2 tane kabuk tarçın atıyorum. Şöyle yaklaşık 3-4 tane karanfil. Tarçının bu arada afrodizyak etkisi var. Karanfilin muhteşem bir aroması var. Bunlar ve dişil enerji için vazgeçilmez güllerimiz, hem kokusu hem aroması hem bu çaya kattığı lezzet sizi hem gevşetecek. Şimdi gevşemek önemli arkadaşlar. Sağlıklı bir cinsellik için, bu alanda bedenin rahatlaması için gevşemek önemli. Çünkü gevşeyen beden normal fizyolojik davranışlarını rahatlıkla yapabilir. Ne demek istiyorum? Sevişmek, cinsellik, cinsel eylem kadın bedeninin normal fizyolojik bir sürecidir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü maalesef hala günümüzde toplumumuzda birçok kadın cinsellikle ilgili fıtrata uymayan, kendisini cinsellikten uzaklaştıran bir takım algılara sahip. Kadına göre değildir, erkeğin işidir, bunlar ayıptır, yasaktır, günahtır. Zihin altına, bilinç altına bu kadar yanlış bilgi gelmişken tabii ki bu formüller bütün bunları silmeyecek. Ama beden gevşedikçe, rahatladıkça bilinçli akılla, bilinç altındaki bu tür yanlış bilgilerle de çalışma ve onları silme imkanı tanıyacaksınız inşallah. Tabii bununla ilgili başka çalışmalarımız var, eğitimlerimiz var. İhtiyacı olan arkadaşları oralara da bekleriz inşallah. Bu basit bir formül, çok işe yarayan bir malzeme. Onun için hani bu güzellikleri de kendi hayatımızdaki bir takım sıkıntılara bir parça da olsa derman olsun diye kullanmakta fayda var. Şimdi ne yaptık? Tarçınımızı attık, karanfilimizi attık, gülü attık. Şöyle yaklaşık bir 5 dakika kadar demlendiriyoruz. Çayımız demlendi mi? Hemen bakalım. Gayet güzel gözüküyor. Bir 5 dakika geçti. Şimdi tadına bakıp eğer böyle biraz daha şekerli isterseniz, ki ben tavsiye ederim, şeker olarak da normal şeker yerine bal kullanıyoruz. Tamamen doğal bir bal. Arkadaşlar neden önemli kadın cinselliği? Çünkü kadın cinselliğindeki sıkıntı aslında kadının cinsel kimliğiyle olan sıkıntılarının yansıması. Böyle bir sıkıntı hem kadın bedenini, hem zihnini, hem ilişkileri, hem aile olma birlikteliğini bozduğu için bunlarla ilgili çokça şey konuşmak, çokça şeyi paylaşmak, sizden gelen soruları da cevaplamak istiyorum. Eğer konuyla ilgili sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmına yazınız. Bundan sonraki videolarda da sorularınızı cevaplamaya çalışalım. Ama lütfen şu bilinçte, şu istekte, şu gayrette olun. Kadınlıkla ilgili iç çatışmalarınızı çözme gayretiniz olsun. Kadın cinsel kimliğinizle ilgili tamamen barış ilan etmiş olun ve helal dairede cinsellikle ilgili tüm ihtiyaçlarınızı karşılayıp faydalarını da hayatınıza geçirin lütfen. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, aşkla kalın.